Şimdi güzelliğimizde dişlerimiz çok mühim. Tabii dişlerinizin böyle şekilsiz olması var birinci problem. Yani bununla ilgili soru sormak istiyorum. İkincisi mesela gülümsüyorsunuz ama bir dişiniz eksik. Evet. Yani arada bir boşluk duruyor ve bu hakikaten kötü bir görüntü olabiliyor. Ya da dişlerimizin rengi kötü. Yani renk olarak bakıyorsunuz böyle ince gibi değil de böyle hani sigaradan olabilir, başka şeylerden olabilir, Lekelenme veya lekelenmeler kendi olabiliyor. kalıtsal renginde. Evet. Bunun dışında tabii çeneyle ilgili problemler oluyor. Bunun dışında yine gülümsediği esnasında biz gum smile diyoruz ya, yani at Evet. gülüşü diye tabir ettiğimiz şeyler. Bunlar hakikaten gülüş estetiğini bozan şeyler. Bunları tek tek bir anlatır mısın? Mesela renkten başlayalım. Sonra bu eksikli işlere girelim. Tamam. Rengi değerlendirdiğimiz zaman renkte bir kalıtsal olarak etkenler vardır. Ten rengiyle aynı şekilde paralel olarak dişlerin rengine de değişkenlik vardır. Bazı kişilerin renklerinde grilik olur, bazılarında sarılık olur. Bu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Eğer sadece dişin rengiyle ilgili bir sıkıntımız varsa bunu beyazlatma işlemiyle önce lekeleri gidererek daha sonrasında beyazlatma işlemiyle bir miktar sağlayabiliyoruz. Ama beyazlatma işlemi kalıcı olmuyor. Birkaç yıl sonrası yediğimiz, içtiğimiz gıdalarla tekrardan lekelenme veya dişlerin renginde eskiye dönüş olabiliyor. Daha kalıcı bir çözüm istiyorsak ve aynı zamanda dişlerimizin şekliyle ilgili sıkıntılarımız varsa lamine dediğimiz yaprak porselenleri düşünebiliriz. Çünkü porselenlerde renklenme olmadığı için daha kalıcı bir çözüm olabiliyor. Fakat lamina her hastaya uygun olmayabiliyor. Çünkü ciddi çapraşıklıklar varsa, diş etlerinde düzensizlikler varsa veya eksik dişlerimiz varsa lamina uygulayamayabiliyoruz. Böyle durumlarda ya hastamızı tel tedavisine yönlendirmemiz gerekiyor. Öncesinde diş dizimini düzenlediğimizde hem dişler düzelir hem de diş etinin pozisyonları olması gerektiği yerler düzelir. Yani altyapıyı daha sağlıklı hale getirdiğimizde laminanın sonucu da çok daha iyi, çok daha mükemmel ortaya çıkabiliyor. Daha iyi bir sonuç elde edebiliyoruz. Böyle durumlarda dediğim gibi lamina tedavilerini düşünebiliyoruz veya işte tam hani kaplama dediğimiz dişin etrafında tam olarak bir küçültme yapılıp üzerine kapşon gibi geçirilen kron diye nitelendirebiliyoruz, kaplama diyebiliyoruz. Kaplamalarla da hani zirkon veya empres, bunların estetikte çeşitli materyalleri var. Bunlar kullanılabilerek kaplamalar yapılabilmekte. Ama bu durumda hani bizim dikkate aldığımız şey hastamızın yaşı, beklentileri, zamanı, ekonomik durumu veya dişlerinde herhangi bir çürük var mı, sağlıklı durumda mı, diş etleri ne şekilde, hani hangi pozisyonda veya bir enfeksiyon var mı? Bunları bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Anladım. Şimdi o zaman diş leke ile ilgili problem varsa öncelikle diş beyazlatma diyorsunuz. Evet. Ama bu kalıcı değil. Tabii Eğer zamanla tekrarlamak evet. gerekebiliyor. Yani diş beyazlatma ile ilgili olarak böyle bir prosedür var. Ama hasta eğer kalıcı bir şey istiyorsa, daha güzel bir renk istiyorsa o zaman lamina diyorsunuz. Evet, laminada çünkü daha rengi istediğimiz tona taşıyabiliyoruz. Ama yine tabii bunda bazı sınırlarımız var. Çok ince olduğu için yine altta belki dişin kendini beyazlatma uygulayıp ondan sonrasında istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Bunlar da hani hekimle beraber hastanın beklentileri de hani beraber ilerlemek gereken ortak bir çalışma aslında yaptığımız. Anladım. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Dişlerinizin beyazlığı ile ilgili sıkıntınız varsa diş beyazlatma mümkün fakat kalıcı değil. Belli bir zaman sonra tekrarlamak gerekiyor. Eğer ki siz kalıcı bir çözüm istiyorsanız ya da çok daha güzel bir sonuç istiyorsanız bu takdirde laminaya başvurmanız gerekiyor.